Gökyüzü Rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 28 Aralık 3 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler bu hafta yılbaşı haftası. Bakalım yılbaşı haftasında hangi enerjiler altındayız? Evet haftaya Ay Aslan Burcu'nda başlıyor. Genel olarak biraz daha kendimizi canlı, yaratıcı, özgüvenli hissedebiliriz. Ay Aslan Burcu'nda özellikle yaratıcı çalışmaları için çok faydalıdır. Çocuklar, gençlerle ilgili konular, sosyal kavramlar, sanat ve sanatçılar e, ön planda olabilir ve biz bu alanlardaki faaliyetlerde biraz daha başarılı olabiliriz. Hafta ortasında çarşamba günü Ay Başak'ta olacak. Perşembe günü yılbaşı gecesi de Başak'ta olacak. Ay Başak'ta ilerlerken e, biraz daha olaylara temkinli yaklaşmamız mümkün. Aşırı titiz olabiliriz. E, aşırı e, düzen arayışı içerisinde olabiliriz. Günlük hayatımızı planlamamız, programlamamız ve o planın, programın dışına çıkıldığında birazcık rahatsız olmamız mümkün. E, çok fazla e, iş, hizmet, çalışma gibi konular öne çıkar Ay Başak burcundayken belki günlük hayatımızda biraz fazla e, bizde yapılacak işlerle, eksik işlerle, tamamlanması gereken konularla ilgilenebiliriz bu dönemde. Ee, ay'ın özellikle yılbaşı günü ve gecesinde olumlu açıları var. Ee, özellikle çevremizdeki kişilerle e, diyaloglarımız e, olumlu olabilir. Kendimizi, yakınlarımız ve sevdiğimiz kişilerle yaptığımız duygusal paylaşımlarla daha rahat ve güvende hissedebiliriz, keyifli hissedebiliriz. Ay'ın 30'unda Venüs yay burcuna geçecek bu haftanın önemli hareketlerinden birisi. Venüs 24 Ocağı kadar yay burcunda. Venüs bizim hoşlandığımız konuları, sevme ve ilişki kurma şeklimizi e, genel olarak temsil eder. Venüs Yay burcunda biraz daha özgürlük ihtiyacı içerisindedir ve bu dönemde daha çok farklı kişiler, özellikle yabancı kültürler ve yabancı kültürlerden kişiler ilginizi çekebilir. Yeni deneyimlere, özellikle flörtler konusunda yeni deneyimlere daha açık olabiliriz. Seyahat gibi e, konulara, yabancı kültürlere, değişik farklı felsefelere, bilgilere özellikle daha fazla ilgi gösterebiliriz. Bu konulardaki arayışlarımız artabilir. Venüs yay burcundayken özellikle medya, yayıncılık, basın, eğitim, turizm, seyahat gibi konularda kişisel olarak bizi destekleyebilir. Koç burcu, aslan burcu, yay burcu. Birinci planda tabii ki ateş elementindeki burçlar için faydalı bir konumda olacak Venüs 24 Ocağı kadar. Ve hafta sonunda 3 Ocak'ta iletişim gezegenimiz Merkür Oğlaktan ayrılıp Kova burcuna geçecek. Merkür Kova burcunda hava grubu bir burç olan Kova'da zihinsel enerjiyi güçlü olarak ifade edebildiği için genel olarak rahattır. Ancak bu geçişinde ee, durgunlaşacak ve kısa bir süre sonra 5 Ocak'ta da retro harekete geçecek. 8 Ocak'ta da tekrar Oğlak burcuna dönecek. Dolayısıyla Kova burcunda şu an için uzun süre kalamıyor. E, kaldığı süre boyunca da retro olacak. E, bu nedenle tabii ki temkinli olmalıyız. Her zaman uyardığımız gibi Merkür retrolarında özellikle teknolojik araçlar, iletişim cihazları, iletişim konuları, ulaşımla ilgili problemler biraz daha artacaktır. Kova burcu sembolik olarak e, interneti, bilgisayarları, teknolojiyi, elektronik araçları, telefonları temsil eder. E, ve Merkür bu burçların retro yaptığı dönemlerde bu konularda daha fazla problemle karşılaşabiliriz. Aynı zamanda hava yolları, uçaklar yine kova burcunun sembolidir. Buralarda da özellikle uçak yolculuklarına dikkat etmemiz gerekiyor. E, retrolar daha fazla olabilir uçak seyahatlerinde, gecikmeler ve seyahat sırasında karşılaşabileceğimiz aksilikler daha fazla olabilir. Merkür 5 Ocak, 3 Ocak ve 7 Ocak aralığında Akrep Burcu'ndaki Mars'tan da sert bir açı alacağı için zararları biraz daha artacak gibi görünüyor. O nedenle çok daha fazla dikkat etmeliyiz. Özellikle kullandığımız teknolojik araçlara, iletişim cihazlarına, bilgisayar ve telefonlarımıza özen göstermeli korumaya alınması gereken dosyaları yedeklemeliyiz ee, ve bu alanda karşılaşacağımız aksiliklere karşı da hazırlıklı olmalıyız. Ee, hafta için hazırladığımız videoları lütfen Burcunuzla birlikte Yükselen Burcunuza göre de izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.